yeniden değil. Şimdi bu kademeli bir şey yaptı. Ya bir daha orada 99, da sistemde de değişiklik oldu. 2004, 2007, 2008'den sonra olan. Allah hayırlı uğurlu eder. Güvenini tazeledi Sayın Başkanımız. Malatya seçmeni de bunu arzu ediyordu. Kendi hatta bir ara biraz çekimser kaldıysa da tabii Malatya'nın baskısıyla sağ olsun yine buraya geldiler. Demek ki Malatya kendini arzu ediyor, istiyor. Onun için arkadaşlarla geldik, kendine bir hayırlı olsun demeye tebrik ederiz. Allah bunun devamını nasip etsin. İyi bir çalışmayla herkese, milletimize, partiye, teşkilata hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Tabii tüm Emekçiler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu'na öncelikle bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tabii bizim ülkemizde maalesef eskiden aslında bugüne kadar baktığımızda gerçekten 30 yıl, 40 yıl belli kurumlara hizmet etmiş, bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülkenin kurumlarına hizmet etmiş emekliler maalesef emekli olduktan sonra hak ettikleri seviyede, hak ettikleri düzeyde bir yaşam süremiyorlar. Tabi bu geçmişten gelen ama bugün de devam eden önemli sorunlardan birisi, önemli sıkıntılardan birisi. Emekliler hep düşük ücretlerden gerçekten muzdarip, düşük ücretlerden şikayetçi. Dolayısıyla batılı ülkelerde emekli olan bir kişi torunlarını severken, tatilini yaparken veya evinde dinlenme olanağı varken maalesef bizim ülkemizde emekli olan kişiler geçinemediğinden ikinci bir iş bulma derdine düşüyorlar. İkinci bir iş yapma derdine düşüyorlar. Torun seveceklerine yeniden iş hayatına belki giriyorlar ya da yeni bir iş yeri açıyorlar. Yeni bir iş yapıyorlar. Tabii emekliyi bir an önce aslında bundan kurtarmak lazım. Gerçekten kurumlarına 30 yıl, 40 yıl hizmet veren emeklilerimizi hak ettikleri bir yaşam seviyesine ulaştırmak lazım. Yine bizim tabii seçimden önce, genel seçimlerden önce CHP iktidarında emekli özellikle her iki dini bayramda birer maaş ikramiye verilmesi vaadimiz vardı. Bir de en düşük emekli ücretinin aslında emekli maaşının asgari ücret olması gerektiğini, yani en düşük maaşın asgari ücret olması gerektiği ama bugün asgari ücretin altında çok sayıda maaş alan kişi var ki bunların geçimini sağlaması çok daha zor. Üstelik emekli olduktan sonra bir iş yaptığında bu sefer tabii çeşitli kesintiler yapılıyor maaşından. Bunu da doğru olarak görmüyoruz. Ayrıca buradaki Malatya'daki emeklilerin şu sorunun da olduğunu biliyoruz. Özellikle TOKİ'de ev talepleri var. Bunun da karşılanması için aslında altyapının oluşturulması gerekiyor. Çünkü TOKİ baktığımızda aslında gelir durumu daha düşük olan insanlara ev sahibi yapmak için kurulmuşken bugün işte iki hastanenin yerini alıyor, yerine bir hastane yapıyor. Her yerden rant sağlama peşine düşüyor ki bu da TOKİ açısından doğru bir anlayış değil. TOKİ emeklisine, işçisine, basın mensubuna ve geçinemeyen bu ülkedeki insanlara, kirasını ödeyemeyen insanlara ucuz yollu ev sahibi yapmayla uğraşmalı. Bununla ilgili projeler üretmeli diye düşünüyoruz. Tabi bu düşüncelerle biz her zaman emeklimizin daha iyi bir yaşam sürebilmesi noktasında yapılacak bütün düzenlemeleri tabii önergelerde veriyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunu daha rahat gerçekleştireceğimize de inanıyoruz. Bu düşüncelerle ben tekrar bütün emeklilerimize sizin aracılığınızla saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, torunlarını sevebildikleri günler diliyorum. Ve tekrar bu ziyaretiniz için de teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Sağ olun, var olun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.